Bugün kanalım için farklı bir konseptle karşınıza çıkmayı hedefledim. Bugün bu rüzgarlı ve yağmurlu günde Bakırköy'e gidip istihbaratını aldığım oyunları almaya çalışacağım. Umarım ses kalitesi gayet iyidir çünkü selfie çubuğum falan hiçbir şeyim yok. Bir anın elinden telefonu tutup bir anda onda Bakırköy'ün yolunu tutacağım. Bugün istihbaratını aldığım oyunlar açıkçası 3 tane ama hepsini de tabii ki alamayacağım o kadar. Öyle bir dünya yok. Bu oyunlardan bir tanesi, ya ilki hatta en çok hype'lı olduklarından biri Dragon Ball Xenoverse 2. Bu Dragon Ball Xenoverse 2 normalde yarın çıkacak. Ama oyun satan birkaç yere, Spotify olsun, işte ne bileyim Diyanar vesaire olsun, buralara geldiği haberini aldım. Aral sağ olsun normalde bir gün öncesinden getirmiş. Geçen sene PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıkan Dragon Ball Xenoverse'in ikinci oyunu bu. Seri biraz daha gelişmiş, yeni karakterler eklenmiş. İşte Beerus olsun, Black Goku olsun, Hit olsun. Birazcık daha gelişmiş ama yine bir zamanda bir olayların karışıklığı söz konusu bu oyunda. Yani ilk oyundaki Mira ve Towa tekrardan bir karışıklığa sebep oluyorlar. Yine Dragon Ball tarihini karıştıran olaylar yapıyor ve biz de zamanın, yani zaman polisi diyebileceğimiz Trunks'la birlikte Dragon Ball tarihini tekrardan düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdilik oyunun videolarını izlediğim kadarıyla izlenimim açıkçası önceki oyundan daha iyi olduğuna dair. Görseller gelişmiş, dövüş yetenekleri değişmiş, yani birçok yeni skill eklenmiş ki geçen oyunda karakterimiz eğer bir Saiyan ırkına ait biri ise sadece Super Saiyan 1 olabiliyordu. Ama bu oyunda Super Saiyan 3'e kadar çıkabiliyoruz gibi bir şey var. Ayrıca 6 kişiye kadar çıkan bir çoklu oyuncu modu da söz konusu bu oyunda. Yine tekrar işte Namek ırkı, Frieza ırkı, Majin ırkı gibi ırklar var. İnsanlar da var tabii ki. Bir de yani içerik olarak işte Super Saiyan God Goku ya da işte Super Saiyan God Goku ve Super Saiyan God Goku gibi Son Goku'nun versiyonları da oyunda mevcut. Yani Dragon Ball Super animesinin güncel içeriğine de oyun sahip olacak. İşte Black Goku olsun, Future Trunks olsun, Super Saiyan God Vegeta ve Goku olsun. Bu tarz bir içerik sunacaklar. Burada da kızı var. O zaman yolumuzu biraz uzatacağız. Neyse şuradan gidelim. Burada okul bitmiş. Burada kazı çalışması var. Şimdi bugün peşine düşeceğim oyunlardan ilki bu. İkinci oyun ise onun da normalde yarın çıkması lazım ama açıkçası oyunu Aral'ın sitesine gördüm. Kolay gelsin. Evet, bugün peşine düşeceğim ikinci oyun ise World of Final Fantasy olacak. Tek PlayStation 4 ve PS Vita için bu oyun normalde yine yarın çıkacaktı ama Aral'ın sitesinde oyunun fiyatı belirlenmiş, geldiği yazıyor vesaire. Onun spotçulara geldiğini pek düşünmüyorum ama ilk gideceğim nokta spotçular olacak. Spotçular da varsa tabii ki oradan daha ucuz almak en mantıklısı ama yoksa da artık oyunumuz küçük bir şekilde Diana'nın yolunu tutacağım. World of Final Fantasy, o da aslında Dragon Ball Xenoverse'a benziyor hikaye işleniş açısından. Yani Final Fantasy dünyalarının içinde bir karışıklık söz konusu zannediyorsun. Hikayesi hakkında pek bir bilgim yok. Ama ikiz olan ana karakterlerimiz Final Fantasy dünyasını bir şekilde eski haline getirmeye çalışıyorlar. Ve bu görevleri sırasında da Final Fantasy serilerinin diğer ana karakterleri, işte Cloud olsun, Squall olsun, Lightning olsun, Warrior of Light olsun, birçok karakter bize bu görevimizde yardımcı oluyor. Ama oyunun ilginç kısmı da şu: oyun
Level 5'ın PlayStation 3 için çıkardığı Ni No Kuni serisine, yani Ni No Kuni'ye çok benziyor. O da şöyle, ana karakterimiz zaten saldırabiliyorken bu sefer ana karakterimize yardımcı olabilecek canavarlar var. Ve bu canavarlar nasıl oluyor bilmiyorum ama karakterlerimizin üstüne, yani üst üste duruyor böyle Bremen mızıkacıları gibi. Ve bu şekilde güç ve combo saldırısı vesaire kazanırlar diye düşünüyorum. Nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama biraz kendimi üstte kaçırdık. Böyle bir şey söz konusu oldu Final Fantasy'de. Yani farklı bir Final Fantasy macerası sunacağını düşünüyorum. En azından ben Final Fantasy hayranı olduğum için oyunu almadan duramam. Öyle bir kural var. Daha minibüs gelmiş ama daha bomboş. O yüzden birazcık daha vaktim var. Bir yandan arabası geçiyor. Umarım seste bir sorun olmaz ama yani World of Final Fantasy bu şekilde. Bir de onun başka bir garip yanı ise ana karakterlerimiz ve diğer ana karakterler, işte bahsettiğim Cloud, Lightning, Squall, ne bileyim Warrior of Light, bu karakterler chibi, yani minik çizimlerle karşımıza çıkıyor. Yani bu dünyada karakterlerimiz hem normal modellemeyle karşımıza çıkıyor, bayağı normal işte bir JRPG oyununda olması gerektiği gibi, ama bazı savaşlarda da chibi şeklinde, böyle daha minik, daha böyle detaysız ve tatlı, detaysız ama tatlı bir çizimle karşımıza çıkıyor. Bunun da oyunun, yani oyunun açısından getirisi var diye düşünüyorum. Yani chibi olunca karakterlerin üst üste dizilmesi daha mı kolay oluyor? İşte ulaşılması kolay yerlere mi gidebiliyoruz? Orayı tam bilmiyorum. Onu zaten büyük ihtimalle bu bahsettiğim iki oyunu da kanal için bir şekilde ilk izlenim veya oynanış olarak sizlere sunacağım. Ya da inceleme de olabilir, bilemiyorum. Tarihçe de olabilir. Bugün bakacağım son oyun ise, ki büyük ihtimalle onu şimdilik alamayacağım. Yani önceliğim Dragon Ball ve Final Fantasy olacak. Bakacağım üçüncü oyun ise Titanfall 2. Titanfall 2'ye normalde hiç hype'lı değildim açık betasını oynadığımda. Yani hiç beğenmemiştim ama açık beta olduğu için oyuna birazcık daha bir şans daha vermeyi açıkçası gerekli duydum. Yani belki oyun daha iyidir. Sonuçta açık betadan bir oyunu yargılamak tamamen doğru değil. Yani açık beta haritalarını ve oyunun bize sunduğu atmosferi pek beğenmemiştim ben ama dediğim gibi Titanfall 2 çıktığında bize sunulan haritaları, çoklu oyuncu modunu birazcık daha detaylı bir şekilde görmek lazım diye düşünüyorum. Şimdilik bir Titanfall 2 var aklımda olan ama ilk önce Dragon Ball Xenoverse ve World of Final Fantasy. Umarım bugün ikisini de bulabilirim. Bakalım. Bakırköy'e de geldim. Hafif yağmur da hissediyor aslında ama konu oyun olunca durmuyor. Hatta ya o kadar çok hype yapıyorum ki tepki bile alıyorum ya çevremden. Sümeyra'ya buradan. Şimdi ilk önce spotçuların yolunu tutacağım. Yani spotçuları ilk önce bir sormak lazım. Ne zaman gelir? Gelir mi? Ne kadardan gelir? Onları öğrenmem lazım ki Diyanar'a bakıp yani kesenin ağzını açabileyim, açabildiğim kadar. İlk önce ilk spotçunun yoluna gidiyorum. Neyse bakalım, umutluyum. En azından ne zaman geleceğini vesaire öğrenebilirsem daha iyi olacak. Bakalım. İlk spotçumuzda ne Dragon Ball var, ne Final Fantasy var. Titanfall gelebilirmiş. Gerçi fiyatı 180 diye söylendi. Eğer merak ediyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Şimdiden böyle yazıp reklam yapmayayım ama merak ediyorsunuz ya, oha 180 lira Titanfall nerede? Aga adres ver, gidip alalım derseniz yorumlarda bunu yazın. Ben de size seve seve söylerim. Hatta derseniz ne oldu, isk gönderdi bizi falan diye. Bir şeyler de yaparlar belki. Şimdi ikinci spotçu. Ondan sonra yanına bir bakacağım. Final Fantasy belki gelmiştir. Gelmediyse de quest devam ediyor. Yarın bakacağız. Evet, ne yazık ki bugün spotçulardan yana şansım yok. Ya farklı spotçulara sordum 2-3 tane farklı yere ama yani herkesin dediği şey, abi Dragon Ball satmıyor.
Final Fantasy'de satmıyor bunlar. Siparişe getiririz vesaire. O yüzden şansım pek yok. Şimdi köşeye dönüp Diyanar'ın yolunu tutacağım. Yani her ikisini de Diyanar'dan almak pahalıya patlar ama yani biraz daha araştıracağım. En azından Final Fantasy mesela hiçbir spotçu da yok yani. Dragon Ball yine burada Bakırköy'de olmayan birkaç spotçu da var ama en azından Final Fantasy'yi bulabilirsem Diyanar'da alırım diye düşünüyorum. Yoksa da artık maceramıza Kadıköy'de feser devam edeceğim. Bakalım, devam ediyoruz. Evet, bugün maceramızın ikinci günü. Dün aradığım hiçbir oyunu bulamamıştım. Ne spotçularda ne de Diyanar'da vesaire hiçbir yerde bulamamıştım. Ama bugünkü istihbarat kesin. Bugün Dragon Ball Xenoverse alacağım. Yani kesin alacağım. Artık aldığım bilgiler oyunun Kadıköy'de olduğunu doğruladı. İstihbaratım bu sefer güçlü çalışıyor. Ama ilk Kadıköy'e gitmeden önce yine ilk yolculuğum bir Bakırköy'e uğramak olacak. Bakırköy'e gidip World of Final Fantasy bu sefer gelmiş mi ona bakacağım. Dün izlediğim bir Hürcan'ın yayınına göre, aslında öyle söyleyeyim. Dün Hürcan'ın yaptığı yayından dolayı da Titanfall'u birazcık bekletmeye, almamaya karar verdim. Çünkü oyunun single player'ı gerçekten çok başarısız buldum ben. Yani hiç beni çekmedi, hiç ilgimi çekmedi. Mekanlar çok kapalı ve klostrofobik diyebilirim yani. Hiçbir çekici, böyle çekici bir atmosferle karşılaşamadım. Yani beklentim çok apayrıydı. Ya bir de Titanfall 2 gelişen ekibin Modern Warfare'ı gelişen ekip olduğunu duyunca biraz daha beklentim değişti ama yani olmamış. Şimdi oyunun çoklu oyuncu modunu görmedim. Açıkçası görmek de isterim ama yani şimdilik Titanfall 2 benim için biraz beklemede kalacak. O yüzden Dragon Ball Xenoverse 2 ve World of Final Fantasy benim öncülüğüm olacak. Şimdi World of Final Fantasy Diyanar'ın sistemine girilmiş, o kadar öğrendim. Ama işte kargolandı mı? Aral hanımefendi acaba kargoladı mı? İşte bugün ona bakacağız. Büyük ihtimalle de bugün Dragon Ball alıp Quest'in en azından ilk adımını tamamlayacağız. Bakalım ne olacak. Evet, bugünkü Dragon Ball Xenoverse ve World of Final Fantasy görevinin de sonuna geldim. Şöyle ufak bir odamla, şimdi göstermeyeceğim koleksiyonu vesaireyi ama figür koleksiyonum olsun, oyun koleksiyonum olsun, şöyle bir şeyler var. Ama bunu şimdilik sadece böyle bir tizleyeyim. Çünkü burada bakın ne var. Burada bakın ne var. Hatta şurada bakın ne var. Kendileri şu an güncellenmekte. Evet, bu da böyle bir ilk bir vlog denemem oldu. World of Final Fantasy'yi bulamadık ama Dragon Ball Xenoverse'ı bulduk. Bir an önce oyunun güncellemesinin bitmesiyle birlikte kendimi atacağım oyuna. Bir Super Saiyan açacağım büyük ihtimalle. Saiyan atacağım. Bakalım yani. Büyük ihtimalle oyununda bir incelerim. Çünkü Dragon Ball serisinin neredeyse her oyununu oynadım. Sadece PlayStation'da çıkan bu Raging Blast falan, onları oynamadım. Budokai Tenkaichi, Saga, Game Boy Advance oyunları, PlayStation 1'e çıkan bu Final Bout muydu? Dragon Ball GT Goku var hatta kapandı. Onu oynadım. Yani hepsini oynadım neredeyse Dragon Ball oyunlarının. O yüzden Dragon Ball oyunlarına hakimiyetim var. O yüzden biraz da onlarla kıyaslayacağım. Biraz Dragon Ball oyunlarında nostalji de olacak bu incelemede. Büyük ihtimal inceleme yaparım ama bakalım ne zaman. Çünkü aklımda birkaç planlar daha var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kutuyu da attım yanağımı kaşımak için ama olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Artık vlog mu olur? Bakalım, vloglar devam edebilirim eğer sizler de isterseniz. Çünkü daha buralarda koleksiyonel, hatta zaten şöyle yapınca neler var biraz görebiliyorsunuz. Şöyle hızlı geçin diye. Oyunlarda şöyle ufak bir teyzeyim tekrardan, o orada ne var mesela, bir şeyler var orada. Neyse, bakalım tahmin edin neler var. Doğru tahminlere göre bir şeyler yapabilirim. Yani doğru tahmin edip de
abi inceleme çek, atıyorum işte sende şu var, aha onun figürü falan filan. Doğru tahminlerle istek yaparsanız değerlendirebilirim. O yüzden görüşürüz, kendinize iyi bakın. Böyle olmuyor değil mi? Evet.